Hatmi çiçeği, gül hatmi çiçeği, hatmi çiçeğinin faydaları. Hatmi çiçeğinin faydaları ve çayının yararları nedir? Hatmi çiçeğinin ana vatanı Akdeniz ülkeleri olmakla birlikte doğada kendi halinde ve tek köklü ortamda yetişebilmektedir. İnsanoğlu bu hatmi çiçeklerini hibiskus çayına alternatif olarak kullanmaktadır ve hatmi çiçeğinin doğal gül suyuna benzer hatmi çiçeği suyu yapılmaktadır ve hatmi çiçeğinden reçeller gibi çeşitli yiyecek ürünler yapılmaktadır. Hibiskus bitkisine alternatif olarak doğada hatmi çiçeği ve bamya çiçeği de hemen hemen birbirlerine özellikleri aynıdır. Ve hibiskus çayının ana vatanı Mısır olmakla birlikte hatmi çiçeği yine Akdeniz ülkelerinde yetişmektedir ve doğada da tek tük kendi ortamlarında bulunmaktadır. Hatmi çiçeğinin kırmızı, pembe, mor, açık mor, sarımsı renklerde değişik türleri vardır. Ve idrar hatmi çiçeğinin çayının faydaları, idrar söktürücü özelliği vardır. Mide hastalıklarında, mide bağırsak gazlarında hazımsızlık ve şişkinlik de oldukça faydalı olan hatmi çiçeği bitkisinin çayı mide ülserinde, boğaz ülserinde, ağız ülserinde, ülser hastalıklarında oldukça faydalıdır. Ve ülser tedavisinde kullanılan hatmi çiçeği ayrıca soğuk algınlı ve gripal enfeksiyonlarda hem idrar söktürücü özelliği olduğundan safra kesesi ve bağırsak taşlarına düşürücü özelliği olan hatmi çiçeği doğal antibiyotik özelliği de olduğundan idrar yolları hastalıkları prostata iyi gelmektedir. İltihaplı hastalıklarda iltihap giderici olarak kullanılan hatmi çiçeği soğuk algınlığına kuru öksürüğe, balgamlı ve balgamsız kuru öksürüğe de oldukça faydalıdır. Kadınlarda rahim içi hastalıklarda, kadın hastalıklarında, aybaşı renkli dönemlerinde, kanamalarda, adet sancılarında hafifleten hatmi çiçeği kadın hastalıklarına da oldukça faydalıdır. Ağız içi yaralarda, dişelti iltihaplanmalarında hatmi çiçeğinin çayı gargara olarak yapıldığında ağız içi yaralara, diş eti hastalıklarına iyi gelmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren hatmi çiçeği ülser tedavisinde, mide ve bağırsak tedavisi, hastalıkları tedavisinde çok etkilidir. Bazı yapılan araştırmalarda kan şekerini düşürücü özelliği de olan romatizma ağrılarına da iyi geldiği bilinen hatmi çiçeğinin kullanımlarına göre kabızlık engelleyici, hafif müsil etkisi olduğundan kabızlık da önleyici etkisi vardır. Ve bugün hem hatmi çiçeğiyle hem de acıçehre ağacından acıçehre bitkisinin arkadaşlar videomuzda bir teknik aksaklık oldu. Çalılıkların arasında eşek arısı ocağını fark edemedik ve eşek arısının ocağına düşerek arıların saldırısına uğradık ve 5-6 yerinden arılar tarafından sokulduk. Neyse ki arılara karşı bağışıklık sistemimiz güçlü olduğundan, geçmişte de deneyimimiz olduğundan hem arı sokmasının da romatizma hastalıklarını iyi geldiğinde öğrenmiştim zamanında. Ve acıçehre bitkisine tekrardan bahsetmek istersek, acıçehre otu, bitkisi, ağacı akdiken ağacının meyvelerine acıçehre denmektedir. Bu bitkinin ana vatanı İngiltere olmakla birlikte göçmen kuşların vasıtasıyla çeşitli unsurlar yoluyla acıçehrenin tohumları Kuzey Yarımküre'nin her yerine yayılmıştır. Acıçehrenin tohumları böyle küçük siyah üzüm tanesi gibi olmaktadır. Alternatif tıpta uykusuzluk hastalıklarına,
stres ve kaygıya, endişeye iyi geldiği bilinen acı çehrenin tohumları karaciğer hastalıklarında oldukça faydalıdır. Ve karaciğer iltihaplanmasına karşı da faydalıdır. Acı çehrenin en iyi bilinen özelliği mide ve sindirim sistemini inanılmaz bir şekilde bir patoz gibi, bir öğütücü gibi çalıştırarak hızlı kilo vermek isteyenlerin bir numaralı tercih ettiği doğal bir üründür. Ancak acı çehre bitkisiyle zayıflama, şeker ve diyabet hastalıklarında, böbrek yetmezliği, böbrek hastalıklarında çok aşırı derecede potasyum vitamini atıldığından dolayı kalp hastalıklarında, şeker hastalıklarında, böbrek hastalıklarında tavsiye edilmektedir. Acı çehre bitkisinin tohumlarını, çayını içtikten kısa bir zaman sonra midede inanılmaz bir derecede gurultu, inleme, ses ve çok etkili bir müsil etkisi göstermektedir. Acı çehre bitkisinde zayıflama unsuruyla araştırdığımız ansiklopedilerde bir ayda 8-10 kilo zayıflandığı öngörülmüştür. Ancak dediğimiz gibi kalp hastası olanlar, şeker hastası olanlar ve böbrek hastalığı olanlar vücudun aşırı derecede su kaybetmesinden dolayı acı çehre bitkisiyle zayıflamada sakınılmalıdır. Güçlü zayıflama etkisine sahip olan acı çehre bir haftada 1-2 kilo, 3 kilo zayıflatmakla birlikte bir ay gibi bir sürede 8-10 kilo civarında zayıflattığı çeşitli ansiklopedilerden değerlediğimiz bilgiler doğrultusunda öngörülmüştür. İşte hızlı zayıflamak isteyenler için acı çehre ve ak diken ağacının tohumlarından denilen acı çehredir. Bitkinin yaklaşık boyu ortalama 1 metredir. Bazı bölgelerde ağaçsı vaziyette 2-2,5 metreye kadar çıkmaktadır.